Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a inanan hiçbir kadının kocası istemediği halde başka birinin evine girmesine izin vermesi. Yine kocası istemediği halde dışarı çıkması. Dikkat edin. Başka birine itaat etmesi. Yatağından ayrılması ve onu dövmesi helal değildir. Bir. Demek ki kadın kocası istemezse birisinin evine girmesine müsaade etmeyecek. Bu kim olursa olsun. Kadının ister annesi olsun, ister babası olsun, ister adamın kendi annesi babası olsun, ister bir komşu olsun. Bu kim olursa olsun. Bir erkek, evli bir erkek hanımına filancayı eve almayacaksın dediğinde almayacak. Hanefiler alırsa bunu boşama sebebi olarak görmüşler. Boşama sebebi. İkincisi, kocası istemediği halde dışarı çıkması. Kocası kadına şuraya gitmeyeceksin, buraya gitmeyeceksin veya evden dışarı çıkmayacaksın derse kadın çıkmayacak. Hanefiler burada bir parantez açmışlar. Demişler ki mesela ölüm söz konusu olursa, ağır bir hastalık söz konusu olursa, acil çok önemli bir ihtiyaç olursa, eşine de ulaşamıyorsa o zaman demişler ki kadın çıkabilir. Eşinden izinsiz çıkarsa boşama sebebi. Adam kendisinden izinsiz hanımın evden dışarı çıktığını, bir yerlerde dolaştığını görür duyarsa, böyle bir şey de koyduysa, benden habersiz dışarı çıkmayacağım dediyse. Mesela işte erkekler der, bakkala git, markete git veya bir şey lazım olduğunda benden izin almana gerek yok. Yap yapacağını, gör işini dediyse o zaman bunda söylenecek bir laf yok. Ama böyle bir şey dememiş erkek. Kadın ondan izin alıp da çıkmak zorunda. Gittiği yeri söylemek zorunda. Eğer söylemez de giderse boşama sebebi ve büyük günah kebair. Yine burası çok önemli. Başka birine itaat etmesi. Evli bir kadının itaati Allah'a, Resulüne, ondan sonra kocasınadır. Evli bir kadın, abim böyle istedi, annem bunu istedi, babam bunu istedi, babam geldi böyle dedi, ben de bir şey diyemedim, annem geldi bana böyle dedi, işte ben de ona bir şey diyemedim, annem babam, hayır. Evli bir kadın ancak kocasına itaat eder. Kocasından başka itaat edeceği ikinci bir merci yoktur. Kocasına itaat edecek. Allah'a, Allah'a deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zaten giriyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bu işin siyasi tarafı yok, işte manevi tarafı var. Ne oldu Ali? Burada yazmıyor şeyhine itaat eder diye. Hadis. Yok, girmez. Bir kadın kocasına itaat eder. Kur'an sünnet, Kur'an sünnet tarihinde kocasına itaat eder. Öyle annesiydi, dayısıydı, babasıydı, şeyhiydi değil.
Oradan şeyhe itaati çıkardığımızda neler çıkıyor biliyor musunuz? Onu çıkarmışlar. Şeyhine de itaat eder diye. Ondan sonra ne sıkıntılar çıkmış, ne sıkıntılar çıkmış. Allah muhafaza eylesin. Biz Kur'an ve sünnetin izinden gideceğiz. O yüzden evli bir kadın, işte ne o? Kocasına değil şeyhine itaat ederi çıkarmayacağız oradan. Çıkaranlar var mı? Var. Biz onlardan değiliz. Biz Kur'an ve sünnete uyacağız. Allah muhafaza eylesin. Yatağından ayrılması ve onu dövmesi helal değildir. Kadın ne yapacak? Kadın yatağı terk edemez. Kadın yatağı terk edeceği zaman kocasından izin alacak. Ben rahatsızım, şuraya yatabilir miyim? Ben rahatsızım, ben işte çocuk rahatsız, müsaade edersen ben çocuğun yanında kalayım gibi. Adam izin verirse kadın yatağı terk edecek. Adam izin vermezse kadının yatağı terk etmesi caiz değil, haram. Büyük günah kebairlerden. Adamdan izinsiz yatağı terk ederse boşama sebebi. Adam boşayabilir yatağı terk etti diye Hanefi'ye göre. İkinci, son kısmı ne? Kadın adamı dövmeyecek. Bu tuhaf gelmesin size. Kocalarını döven kadınlar var. Şimdi erkek sığınma evler açılıyor. Evet. Gülmeyin öyle. Allah muhafaza eylesin. Devam ediyor. Kocası haksızlık ediyorsa onu razı etmeye çalışsın. Yani kocası haksızlık yapıyor. Kocasını anlatacak, söyleyecek. Diyecek ki ya bak burada bir rahatsızlık var, burada bir haksızlık var, burada bir yanlışlık var, burada bir eksiklik var. Ona anlatacak. Eğer kabul ederse ne âlâ. Allah da o kadının özrünü kabul eder. Delilini kuvvetlendirmiş olur. Bir günaha da girmez. Kocası razı olmazsa artık kadın Allah katında mazur sayılır. Kocası o haksızlığa devam ediyorsa o kadın Allah katında mazur. Yani o kadın Allah katında haklı, alacağını alacak. Susuyor ama o bu noktada Allah'ın himayesine girdi. Bir kadın geldi. Dedi ki ya Resulallah, kocanın karısı üzerindeki hakkının ne olduğunu bana bildir. Ben bekar bir kadınım. Eğer o hakları yerine getirmeye gücüm yeterse evlenirim. Yoksa kocasız dururum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, kocanın karısı üzerine hakkı bir deve üzerinde bile olsa kendisiyle cima etmek istediğinde ona karşı koymamasıdır. Demek ki bir erkek eşiyle cima etmek isterse kadın ona karşı koyamayacak. İki, yine kocasının izni olmadan nafile oruç tutmaması da kocasının karısı üzerinde haklarındandır. Kadın kendi kafasından ben oruçluyum deyip de cimaya kapı kapatmayacak. Hani adamla yatmak istemiyor kendince, ben oruçluyum deyip çıkıyor ya. Ondan sonra bunu yapmayacak. Veyahut da devenin üzerine, hatta başka bir hadis-i şerifte diyor ki doğurmak için devenin üzerine bindirilse, eşi ona gel dese kadın gelecek diyor. Demek ki kadın yok başım ağrıyor, yok migrenim tuttu. Yok ben bugün çok hastayım, kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle olmayacak. Adam gel dediğinde veyahut da adamın gel demesine gerek yok. Adam o tarafa doğru meylettiğinde kadının hayır kelimesi olmayacak. Erkeklere de bu konuda diyor ki siz eşinizin konumunu, durumunu gözetin.
Hani onun da istekli olduğu zamanları gözetin. Bu hadis-i şerifin arkasına da sığınmayacak hiçbir kadın. Yani tecrübeyle alakalı. Kadın diyor ki böyle değil mi dedi. Böyle bir hadis-i şerif yok mu? Var dedim ben. Ama dedim adamın burada problemi var bak. Adam 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor. Onun yani canının istediği zaman olmuyor diyor dedim. Kaldı kadın. Bu yok. Hadi bugün neyse, yarın neyse. E üçüncü gün. Allah muhafaza eylesin. Eğer izinsiz tutacak olursa aç ve susuz kalmış olur. Sevap elde edemez. Kocasının izni olmadan evinden dışarı çıkamaz. Şayet çıkarsa gökteki meleklere rahmet ve azap melekleri geri dönünceye kadar kendisine lanet ederler buyurdu. Bunun üzerine kadın dedi ki hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Böyle dediklerine bakmayın. Evlenmek fıtridir çünkü bir kimse ben evlenmeyeceğim dese dahi bir müddet sonra evlenmek için yol arıyor. O zaman da iş işten geçiyor. Yaşı geçiyor, bilmem nesi geçiyor, geçiyor da geçiyor. Kocasının iyiliklerine şükretmeyen bir kadına Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Şu üç kimsenin namazları başlarının üzerinden bir karış yükselmez. Bir, istemedikleri halde bir topluma imam olan kişi. İstemiyorlar ama bir topluma imam oluyor. Darbeciler. Hani darbe yaparaktan toplumun başına devlet başkanı oluyorlar ya, tabanca tüfek ellerinde darbe yapıyorlar. Veyahut da değişik ayak oyunlarıyla darbe yapıp iktidarı ele geçirmek. 28 Şubat gibi. Ne yapıyormuş? Namazları başlarının üzerinden yukarı çıkmıyormuş. Demek ki bir kimse darbe yapmayacak. Bir kimse atamayla şeyh olmayacak. Mecbur o şeyhe intisap edecek. Böyle bir şey olmayacak. Adam oğlunu atıyor dergaha. Damadını atıyor. Bizden sonra damadımız devam ettirecek. Bizden sonra bizim oğlumuz devam ettirecek. Atama. Habire babadan oğula geçiyor boyuna. Babadan oğula. Demek ki öyle olmayacak. Kocası kendisine kızgın olduğu halde geceyi geçiren kadın. Bu da kocasının kızgınlığı ne? Cima ile alakalı. Üç, birbirinden alakayı kesen iki kardeş. Kardeşler birbirlerinden alakalarını kesmeyecekler. Hem dergah kardeşliği manevi olarak hem de zahir kardeşlik. Anneden gelme. Kardeşler birbirleriyle ilgi ve alakayı keserlerse namazlarında Allah muhafaza eylesin. Fazilet bulmaları zor. Asla böyle bir hal ile hallenmeyecek. Derviş kardeşler birbirleriyle ilgi ve alakalarına devam edecekler. Şu üç kimsenin hiçbir namazı makbul olmaz ve hiçbir iyiliği semaya yükselmez.
Bir efendisinden kaçan bir köle ki sahiplerine dönüp onların hizmetine girinceye kadar. İki, kocası kendisine kızgın olan kadın ki kocası razı oluncaya kadar. Üç, sarhoş olan kimse ki ayılıncaya kadar. Allah bu üç halden de bizleri muhafaza eylesin inşallah. Bir kadın kocası istemediği halde evinden çıkarsa dönünceye kadar gökteki bütün melekler ve insanlarla cinnilerden başka uğradığı her şey ona lanet eder. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Allah izin verirse inşallah zevciye ve aile fertlerine infak etmekten devam edeceğiz. Fâlemennâhû nâ Alhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.